İçişleri Bakanlığı'ndan Sedat Peker açıklaması. İftira ve ithamları yeni bir organize suç faaliyeti olarak değerlendiriliyor. İçişleri Bakanlığı, organize suç örgütü lideri olduğu gerekçesiyle hakkında kırmızı bülten talep edilen Sedat Peker'in son dönemde YouTube üzerinde yayınlandığı videolarda dile getirdiği iddialarla ilgili açıklama yaptı. Bakanlığın açıklamasında, Peker'in dönem dönem iş insanı olduğunu ve bu işlerden çekildiğini söylemesine karşın organize suça yönelik faaliyetlerinin tespit edildiği ve Nisan ayındaki operasyonun da bu kapsamda düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, anılan kişinin, yurt dışından sosyal medya üzerinden gerçekleştirdiği yayınlardaki iftira ve ithamları, güvenlik güçlerimiz ve devletimiz üzerine yeni bir organize suç faaliyeti olarak değerlendirilmektedir. Bu nedenle, anılan kişi ülkemize getirilip adalete teslim edilinceye kadar sürecin takibi sağlanacaktır denildi. Aralarında Peker'in de olduğu 60'tan fazla kişi hakkında Nisan ayında İstanbul merkezli bir operasyon düzenlendi. Nisan ayındaki operasyon sırasında yurt dışında olduğu tespit edilen Peker hakkında kırmızı bülten talep edildi.